Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda fotoğraftaki kompozisyon ögelerinden gizli kalmış bir kahramanı, yani negatif alanı işleyeceğiz. Hadi buyurun. Fotoğraf çekerken önce kadrajımıza, yani çerçevemize, fotoğrafımızın sınırlarına karar veriyoruz. Daha sonra bu sınırların içerisinde ana konumuzu yerleştiriyoruz. İşte ana konumuza pozitif alan, çerçeve içinde, kadraj içerisinde ana konumuzun dışında kalan alana negatif alan deniyor. Fotoğraf çekerken doğal olarak hepimiz öncelikle pozitif alana yöneliyoruz. Neden? Çünkü ana konumuzu orası belirliyor. Kadrajımızın içerisinde en dikkat çekecek yer, izleyicimize doğrudan göstermek dediğimiz yer orası. Dolayısıyla biz hepimiz oraya kilitleniyoruz. Ancak negatif alan da ikinci planda kalmasına rağmen en az onun kadar önemli. Çünkü doğru kullanılırsa ana konumuzun öne çıkmasına ve belirli bir duyguyu anlatmasına yardımcı olacak şey negatif alan. Hadi bunu bir örnekle inceleyelim. Bu fotoğrafa baktığımızda pozitif alanı oluşturan bayan model Tuz Gölü'nde fotoğrafçının oldukça uzağında sayılabilecek bir noktada silüet olarak durmakta. Tuz Gölü'nün göreceli olarak durağın yüzeyi negatif alanı oluşturmakta. Gökyüzü kızıllığı negatif alanın büyüklüğüyle birlikte modelin silüet duruşu fotoğraftaki ilgiyi doğrudan modelin üzerine çekiyor. Modelin belirginliği son derece yüksek. Bununla birlikte negatif alanın büyüklüğü, fotoğraf içerisinde tek başına olması, dinginliği, yalnızlığı, sessizliği bize çağrıştırıyor. Örnekte de gördüğünüz gibi negatif alan aslında fotoğrafa duygu da yükleyebiliyor. Nasıl oluyor bu? Eğer pozitif alan fotoğrafın içerisinde, kadrajın içerisinde büyük bir alan kaplıyorsa bu gücü, dinamizmi, hareketi hatta bazen karmaşayı ifade edebiliyor. Ancak pozitif alan yerine negatif alan fotoğraf içerisinde daha çok yer kaplıyorsa bu sefer dinginlik, sakinlik, rahatlama, yalnızlık gibi duygular fotoğrafa hakim oluyor. Dolayısıyla fotoğrafa bu türlü duyguları yüklemek istiyorsak negatif alanı daha etkin şekilde kullanabiliriz. Peki negatif alanı etkin bir şekilde kullanmak için birkaç tane püf noktasından bahsedelim. Her şeyden önce negatif alan düz duvar, su yüzeyi, gökyüzü gibi geniş ve rahat alanlar olabilir. Ama bunun yanında sığ alan derinliği, renkli bir tabela gibi başka alanlarda kullanılabilir. Bu anlamda kendinizi sınırlı tutmayın. İkinci dikkat etmemiz gereken konu pozitif alanla negatif alan arasında bir denge yaratmalıyız. Fotoğrafa yüklemek istediğimiz duygu oranında negatif alanı büyütmeli ya da küçültmeliyiz. Az önce söylediğimiz gibi pozitif alanın büyük olması gücü, hareketi, dinamizmi bazen de kargaşayı desteklediği gibi negatif alanın büyük olması yalnızlığı, dinginliği, sakinliği ifade eder. Dolayısıyla fotoğrafa yüklemek istediğiniz duyguya göre negatif alanı büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ve son ve en önemli konu da negatif alan asla pozitif alandan yani fotoğrafımızın konusundan rol çalmamalı. Onu desteklemeli. Geri planda ona gizli destek veren gizli kahraman olarak kalmalı. Öne çıkan, fotoğraf izleyicisinin dikkatini kendi üzerine çeken bir konu olmamalı. Hadi şimdi örneklerle bu söylediklerimize hep birlikte bir bakalım.
Evet arkadaşlar, bugün de fotoğrafta negatif alan kullanımını inceledik. Eğer etkin ve doğru kullanılırsa izleyicinin dikkatini ilgi merkezine konumuzun üzerine çekmenin en güzel ve en estetik yollarından birisidir. Hatta minimal fotoğraf akımı da birçok fotoğrafta negatif alanı kullanır. Yapacağınız pratiklerle etkin bir şekilde kullanacağınıza ve çok güzel örnekleri bizlerle paylaşacağınıza eminim. Evet arkadaşlar, bu konuyu da burada bitirdik. İçeriği beğendiyseniz ve bu tarz videolar yapmaya devam etmemi istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Bundan sonra çıkacak videolardan zamanında haberdar olmak için öncelikle abone olmanız, daha sonra abone ol butonunun yanındaki haberdar ol butonuna da basmanız gerekli. Ancak en önemlisi aşağıdaki paylaşım bölümüne soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aktarırsanız paylaştığımız bilgiyi büyütmüş olursunuz. Dolayısıyla etkileşimimiz artar. Siz de ben de karşılıklı olarak gelişiriz. Bu haftalık da videomuz bu kadar. Gelecek hafta bambaşka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.